Şurada bunu pizzayı mı bunlayacağız kahvaltı çatalıyla? Evet, bu küçük çatalı. Birazdan galiba şey gelecek bize. Pizza kesici. Ve ben yemeğe başlamadan önce mutfağa bakmak şansım var. Evet, ben de bakmak istiyorum. Tabii ki, tabii ki. Buyurun, bakabilirsiniz. Bakabilirsiniz. Hadi verelim. İki tane tabak kap da git, boş gitme. Tamam. Evet, sen de mi? Evet, ben de bakacağım. Niye? Yani temiz olması gerekiyor öyle olması. Olması. Değilse ne yapacağız? Bozuşacağız mı? Bozuşacağız, puan düşeceğiz. Ben ortalarda gideceğim, toplu sıkıntı girmeyelim yok diye. Toplu daha aynen, sonlara tamam doğru ben girmek istiyorum. Mümkün sonlara müdür? Doğru değil. Şu an girersem tamam, yarın daha girerim. Girsin. Sonlara doğru çok karışacak orası Necati. Ben de bir bakayım Necati o zaman. Biz kusur kaldık seninle. Üstün körü toplamış. Bunlar da keşke kağıt havlu koymasaydınız. Böyle hijyenik değil. Yani Sherlock Holmes gibi incelemeye gerek yok bence ama yani. Sen girmezsin mutfaklara. Ben girerim ama zaten 3 kişi girmiş artık 4.'ye gerek yok yani. İyice karıştırmayalım biz de girip yani. Mermerin üstü biraz kirli, onun dışında. Ocağı bile sildim yani süremi yetiştirip aslında üstün körü değil. Yani siyah ama biraz gösteriyor kirlere o yüzden. Yani silmekle iyi silmek arasında fark var. Onu söylemek isterim. Şu ikinci çatal niye bu küçük? Bu ben bunu anlamadım. Dur bakalım. Pizzanın hamuru arkadan gelecek, önden kahvaltılıklarını ama yiyeceğiz. Ama kısa sürdü Allah'tan mutfak ziyaretiniz. İzlenimleriniz nedir mutfakla ilgili? Her şeyi gördük zaten. Ne gördünüz? Üstün körü sildi. Tezgahta sürekleri. Evet. Ne yapacaktı? Öyle bir sildi geçti herhalde vakit kaldı. Farklı bir şey yok herhalde söyleyeceğiniz. Yok, farklı bir şey yok. Su lekeleri vardı onun dışında. Aman olacak o kadar. İnşallah herkes öyle bıraksın. İnşallah. Yine böyle terlemiş, toplamış, silmiş öyle de olsa razıyız ya. Ne hallerde buluyoruz biz bu mutfağı. Ne oldu Alen, gözün orada kaldı geldin ama ruhen oradasın hala herhalde. Valla pek hijyenik olduğunu düşünüyorum. Ne ya, ocağa kadar sildim aslında. Çok temizdi ya, yani mutfağın. Evet ama ben baktım oradaydım oturuyordum. Evet, bakmama evet gerek yok. Evet. Kağıt, al bunu da. Yemeklerin üstünde kağıt peçeteyle örtmüşsünüz. Yani neyle toz, örteceydi? Toz olabilir kağıt peçete yani bu sonuçta bir. Peki, neyle örtmüşsünüz? Mutfak beziyle örtmüş yani olsaydım bu hiç hijyenik olmayacaktı ama. Niye? Çorbana doldu. Üzerindeki tümler vesaireler düşebilirdi. Bence kağıt havlu daha tam tersi. Mutfağa gittik. Üstün körü silmişti. Yani çok hijyenik değildi. Ben hijyenik bulmadım. Özellikle ocak böyle hızlı bir şekilde silmişti. Ben özenli bulmadım. Benim günümde özenli mutfak nasıl olacak herkes görecek. Ben buradan Pelin Hanım'a olan görüş açım kısıtlanıyor çiçekten dolayı. Çiçek mi engelliyor? Düşük o çiçek ama. Ya çok da düşük değil yani. Bence masa çiçeği yani bu masaya uymamış vazosu. Yani yatay falan tercih edebilirdi. Ya şey gibi benim evde kalem kutu olarak kullandığım şeylere benziyor. Kağıt havluyla niye örttün diyor. Mantıklı mı yani bu? Ne kadar saçmalık. Neyle örtecektim başka? Gerçekten bahane bulmuş olmak için bahane. Yani resmen bahane arıyorlar ya. Mutfağım tertemiz. Onların gününde onları da göreceğiz yani. Ben de gireceğim kesinlikle mutfaklarına yani. Ben sonuçta izin vermişim. Kendime güveniyorum ki izin verdim. Onları soktum mutfağıma ve mutfağım tertemiz yani. Kesinlikle ben bir de bir şey sormak istiyorum Alem Bey'e. Acaba hani gün boyu o gözlüğü takacak mısınız yoksa hani yemek yerken vesaire çıkaracak mısınız? Yemek yerken biraz dikkatimi çekmeye çıkartacağım. Öyle bir havalı bir giriş yapmak evet, istedim evet, programa. Aynen öyle. Yani masada da yemek yerken ya çıkartırsanız ben çıkart çok sevinirim. Çünkü ben kendi günümde de yani sizin gününüze de o tarz bir şey yapmak istemem. Rahatsız oluyorum biraz o konudan dolayı. Yani evet, şu an ben yani size baktığımda gözlerimi sonuçta görüyorsun. Ya, hadi siyah ya, bir gözlük olabilir. Tabii ki. Fakat yani şimdi davet masasında bir aksesuar, o da bir şapka. Yani herhalde bir numaralı gözlük değil o. Şapka da benim için aynı, o gözlük de benim için aynı. O zaman ben sizin gününüzde şapkayla geleyim. Necati Bey, bence siz benim gözlerimi görmek istiyorsunuz. Şöyle yapayım ben sizin kesinlikle için. O şekilde daha iyi. Evet, daha iyi oldu, daha iyi oldu. Türkiye derin bir nefes aldı. Günlerdir kamuoyunu meşgul eden Alen gözlüğünü çıkaracak mı? Sorusunun cevapları bugün yayınımızda verilecek. Az sonra bakalım daha ceplerden, çantalardan neler çıkacak? Menü nasıl Peli? Bana değişik geldi. Ben değişik zencefili çok sevmem. Yani yemeklerde bazen kullanıyorum ama hani zencefilli havuçlu çorba. Ben de sevmem ama tüketirim. Evet, çok inşallah güzel bir zencefilleri şey değil tadı, tat olarak ama çok faydalı. Sofralarınızdan, mutfaklarınızdan eksik etmeyiniz. Artık bunun içine de ne kadarcık koyacak ki zaten. Benim kocam höp höp zencefil turşusu yiyor. Çatır çatır her gün. Çok faydalı ama. Alen sen ne iş yapıyordun? Valla Zuhal Hanımcığım ben ne iş yapmıyorum ki öyle başlayalım. Ne diyorsun? Çok makyözlük var. Makyözlük. Kuaförlük var. Oh! Şu an sanatçılıkla uğraşıyorum. Sanat. Evet. Hangi dalı? Şarkı. Türk sanat müziği. Söylüyorsun. Evet. Ondan Allah sonra Allah tasarımcılık var. Oh!
Var da var. Yok yok diyorsun. Aynen öyle. Eğitim aldı mı bunlardan herhangi biriyle ilgili? Hepsinden eğitim aldım. Hepsinden eğitim aldım. Ne ve güzel. Şu anda şan dersleri eğitim alıyorum. Peki ilerleyen günlerde bir Türk sanat musikisi dinleyebilir miyiz acaba Alem Bey? Vallahi ne bileyim. Daha yeni girmiş müzik piyasasına ama belki isterse söyler. Peki bu makyajlık falan sanatçılarla mı çalışıyorsun? Dizilerde mi çalışıyorsun? Tiyatroda mı, sinema, dergi? O aşamaya gelemedik. Ama şu an eğitimimi bitirdim yani daha doğrusu. Ha daha başlamadım bak gözüm. Yok başladım, eğitimim bitti. Eğitimim bitti. Ama yani daha profesyonel değil o kadar. Öyle. Ama, evet. Yolun başındasın. Evet. Allah Allah ne güzel Suudi öğrenci. Necati sen ticaretle uğraşıyorsun. Takım bir takım işler dediğiniz gibi. Bir takım. Takım arkasıyla uğraşıyorum. Ekstra olarak bir sanatçının tur menajerliğini yapıyorum. Evet. Onunla koşuyorum. Senin pazar meselesine geleceğim. Ama önce şimdi çorbalarımızı tadalım. Doğru, hadi. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle canım. Necati Bey'le benim çorbamın oranı aynı değil. Ona koymamış, bana fazla koymuş. Hepimizin çok farklı. Herkese yani ikişer kepçe koydu. Sizce aynı mı? Hayır, sizinki daha az diye dedim. Eşit olması gerekmiyor mu? Sanki böyle çok az, bir yarım parmak kadar az seninkinden. Yani rahatsız olduysan Necati'ye biraz daha döksün. Olur kaşıkla. Seninki de az galiba, kasıt var orada. Seninki de az. Evet, ben de kasıt var galiba. Evet, o Ale'ninki bayağı bir şey bizimkinden. Bir az sanki, bir parmak. Ekleyebilirim isterseniz. Yok teşekkürler. Yok. Ekler var zaten benimde. Hadi afiyet olsun herkese. Eline sağlık Ceyda. Bir tatlı tadını veren krema sebze var, hangisi? Türk krema var, okey. Havuç var. Havuçlu, doğru. Havuç ve krema tadını veriyor. Tuz oranını iyi buldum. Tuzu vesaire iyiydi. Bir de şeye çok dikkat ettim. İçinde eğer o sebzeler ağzıma gelseydi çok rahatsız olurdum. Sen süzme çorbayı. Aynen, daha çok blenderdan iyi geçirmişsiniz. Taneli. Çok görmedim taneli. Blenderdan iyi geçirememiş. Ama sanırım Pelin Hanım'ın tabağında biraz blender hatası dönmüş. Bu özellikle bırakıldı herhalde mi? Benimkinde de var. Bende de var öyle bir yer. Zencefil mi? Yaparken evet kalmış sanırım. Benimkinde de var parçalar. Bunun amacı yani, neydi? Parçalı, ben şeyi anlayamadım. Zencefili rendelediniz mi? Tozunu mu kullandınız? Hayır, taze zencefil. Taze zaten, baksana burada. Doğru. Bende yok çünkü. Bende var, ister misin? direkt ben, koymuş. Ben de hani acaba böyle zencefil tozu kullandı da havucu da öyle attı mı? Çünkü çok güzel yuvarlak havuç. Havucu da hani doğrayıp koydum. Bu kaçmış aradan o arkadaş. Aynı şekilde doğrayıp koydum, en son pıslattım. Bızlattık. Nasıl lezzeti Pelin? fena değil aslında. Tuzu falan güzel. Bakayım tekrar. Tekrar bir bak bakalım. Oh. Bir tık fazla sulu sanki. Biraz daha mı acaba şey olsa? Kıvamlı diyorsun. Kıvamlı olsa olur. Aslında böyle olur. Ben kıvamını yani, çok beğendim bu arada. Evet evet. Yani gözüküyor da. Kıvamı böyle gayet olur. Evet Alen, seni de dinleyelim. Ben de bir tık sulu buldum. Zencefili taze kullanmanız güzel olmuş. Bence yoksa de. Evet. Toz kullansaydınız bayağı iyileştirecektim sizi. Tamam. Ama onun dışında gayet hoş. Aa ne teşekkür güzel. Teşekkür ediyorum. Sude? Arkadaşların eleştirilerine katılmıyorum çünkü pütür pütür parçalar bende de var. Neler var bakayım? Sende ne var? Burada havuç var, bende zencefil var. Bende havuç parçaları var. Şöyle gösterebilirim. Seninkiler çok iri değil ama ben gelen. Ama yani böyle ağzıma çorba içince böyle bir daha süzülmüş bir çorba hissiyatı arardım. Yani bu biraz böyle mama kıvamında şey pütürlü ağzıma gelen. Yok be, ve sulu geldi bana aslında, sulu. Evet, bir tık kıvamlı olabileceği noktasında katılıyorum. Bir de kaç tane havuç koydunuz acaba? İki tane havuç kullandım. Yani bilmiyorum ben. Lezzeti? İki küp şeker. Biraz sulu geldi. Lezzetini o yüzden suyundan dolayı kaybetmiş. Suyundan dolayı lezzeti. Şeker büyüsünde zencefil. Ha, okey. Yo, bence lezzeti güzel. Sadece bir tık daha kıvamlı, bir tık tok olabilirdi. Onun dışında ben beğendim. İyi dengelemişsin zencefilli havucu. Çünkü ikisi de bıçak sırtı. Havucu fazla kaçırsan havuç şekerli. Ağır basacaktı. Zencefili kaçırsan çok yakar. Hafif yakıyor zencefilin şeyini hissediyoruz. Havuç gibi sadece bir tık. Bir de o parçalar kaçmayaydı, iyiydi. Süzme çorba ama olabilir. İşte o kadarcık hatalar olacak. Gene belki bir hani bir tülbentten vesaire bir şeyden geçirilebilirdi. Mutlaka bir süzgeçten bir şeyden geçirdi değil mi Gürbüz? Süzgeçten geçirmedi. Sadece blender'dan geçirdi. Ha, bir daha onun üstüne bir süzgeç olsaydı. Olmadı. Pelin Hanım'ın olmadı, olmadı, olamadı gelmezdi diyor Gürbüz.